أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ yef'alullâhu bi'azâbikum in şekertum ve âmentum ve kânallâhu şâkiran alîmâ. Sadakallâhul azîm. Ve belleganâ rasûlühün nebiyyühül kerîm ve nahnu alâ mâ gâle hâliguna ve râziguna ve mevlânâ mineşşâkirîneşşâhidîne bi kalbin selîm. Çok kıymetli ve değerli kardeşlerim, öncelikle bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yerde ve göklerde her ne varsa hepsini insanlığın hizmetine sunan alemlerin Rabbi Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, alemlerin Efendisi, rehberimiz, önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun güzide âline, ashabına ve etbaına sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, kıldığımız teravih namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz zekatlarımızı, sadakalarımızı, hayır ve hasenatımızı dergahında en güzel şekliyle kabul buyursun. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde sizlerle şükür konusunu paylaşmak istiyorum. Sözlerime bir dörtlükle başlayacağım. Az gelir Rahman'a biz bin kere bin hamd eylesek. Hamdülillah bir hesap nimetler ihsan eyledi. Var mıdır haşa hudutsuz lütfu ihsanında şek, nev-i mahluk içre insan hem müselman eyledi. Yeryüzünde ekseriyeti yok olmasına rağmen milyonlarca canlı türünün yaşadığı araştırmalarda ifade ediliyor. Şair diyor ki, kıymetli kardeşlerim, şair diyor ki, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Çünkü bu kadar canlı türünün içinde, milyonlarca canlı türünün içerisinde bizleri insan olarak yaratmış. Aynı zamanda da Müslüman olarak yaratmış. Dolayısıyla bunun için ona ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Gerçekten de öyledir. Bizi insan olarak yaratmayabilirdi. Bu canlılardan biri olarak da Rabbimiz bizi vücuda getirebilirdi. Hem insan olarak yaratmış, mahlukatın en şereflisi, zübde-i alem ve hem de Müslüman bir anne babadan dünyaya getirmek suretiyle bizi Müslüman olarak halk etmiş. Bunun için kendisine ne kadar hamd etsek azdır. Hazreti Mevlana da bu hususa şöyle işaret ediyor. Din şükründe bulunmaktan, yani seni Müslüman yarattığı için Allah'a hamdü sena etmekten yüz çeviriyorsun. Çünkü dini babadan miras olarak bedava bulmuşsun. Değerli kardeşlerim, yeryüzündeki tüm canlılar kendi lisanlarıyla, kendi dilleriyle zikrediyorlar, şükrediyorlar. Bayrak şairimiz de öyle söylüyor. Her canlının şükrettiğini, insanların bunun alasını yapması gerektiğini dile getirerek diyor ki, su içen kuşu her yudumda gagasını göklere kaldırarak Allah'a şükreder buldum. Dolayısıyla insan bunun alasını yapması gerekiyor. Çünkü yeryüzünün en kıymetlisi olarak yaratılmış. Yerde ve gökte her ne varsa insanlığın hizmetine sunulmuş. Cüneyd-i Bağdadi'nin ifadesiyle, Allah'ın verdiği nimetlerle ona isyan etmemek şükrün en alasıdır. Kıymetli kardeşlerim, böyle bir girizgahta bulunduktan sonra kısaca şükrü tarif etmeye çalışalım. Şükür deyince ne anlamamız gerekir? Yüce Rabbimize nasıl şükretmemiz gerekir? Bunların üzerinde durmaya çalışayım. Şükür, kişinin kendine ulaşan nimeti bilmesi ve nimet sahibini bilip
onu övmesi demektir. Bir nimeti verene teşekkür etmek, memnuniyetini ve minnettarlığını belirtmek, verilen nimetin değerini bilip takdir etmektir şükür. Her türlü nimetin tek ve gerçek sahibinin Allah olduğunun şuuruna varmak ve bunu saygıyla ifade etmektir. Şükür, Kur'an-ı Kerim'de üzerinde en çok durulan hususlardan bir tanesidir. Rabbimiz 75 yerde şükürden, şükrün öneminden bahsediyor. Ve şükrü iman ile birlikte zikrediyor. Sohbetimin hemen başında okumuş olduğum Nisa suresinin 147. ayeti kerimesinde bakınız bu husus şöyle dile getirilir. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Eğer siz iman ederseniz, eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size ne diye azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Görüldüğü gibi ayet-i kerimede şükür ve iman birlikte zikredilmiş, iman edip şükreden kişinin azaptan kurtulup Allah'ın rahmetine mazhar olacağı ifade edilmiştir. Bizler hangi durumda olursak olalım her halimizle şükretmesini bilmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Bunun için de kendimize şöyle bir ilkeyi düstur edinebiliriz. Şöyle bir felsefemiz olabilir sevgili peygamberimizin ifade ettiği gibi. Bunu yaşayabilirsek, bunu yapabilirsek Allah'ın izniyle dünyada rahat olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dünyalıkta kendisinden aşağısına dinde yani dini yükümlülükleri yerine getirme noktasında da hep kendisinden üstün olana bakan ve hayatını buna göre şekillendiren kimseyi Allah-u Teala hem sabredenlerden kılar hem de şükredenlerden yazar. Ama dünyalıkta hep kendisinden üstüne dini vecibeleri, dini vazifeleri yerine getirme noktasında hep kendisinden aşağıdakilere bakanları Allah ne sabredenlerden yazacaktır ne de şükredenlerden. Bunun için kıymetli kardeşlerim bu ilkeyi kendimize düstur edinelim. Özellikle dünya hayatında, dünyevi işlerde hep hal olarak kendimizden daha aşağıdaki insanların haline bakarsak kendi halimize şükretmesini öğreniriz. Ama dini noktada birileri var ki bizden daha çok gayret ediyor. Allah yolunda daha çok infak ediyor. Daha çok cömertlik ediyor. Daha çok nafile ibadetlere ağırlık veriyor. Daha çok Kur'an-ı Kerim okuyor. Böyle insanları gördüğümüz zaman da acaba ben de onun gibi olabilir miyim demeli ve bu noktada gayret göstermeliyiz. Peki bizler Rabbimize şükrümüzü nasıl yapacağız? Allah-u Teala'ya üç şekilde şükürde bulunabilir. Birinci olarak kalb ile şükür. Kalben şükretmek. Bu nasıl olacak? Kalbimizle nimeti vereni tanımak, onu tasdik etmek şeklinde olabilir. Nimetin Allah tarafından verildiğine kalben inanarak, Allah'ın her şeyi insanın emrine verdiğini tefekkür etmek suretiyle, Allah'ın emir ve yasaklarını, hikmetlerini kabul etmek suretiyle ve ona boyun eğmek suretiyle biz kalben Rabbimize şükretmiş oluruz. İkinci olarak dil ile şükredilir. Bunu da nimet vereni överek ve bunu açıkça ortaya koyarak yapabiliriz. Yani dilimizle Allah'ım verdiğin nimetlere sonsuz şükürler olsun, elhamdülillah demek suretiyle dilimizle şükretmiş oluruz. Kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala'ya şükretmenin ilk şartı ona hamd etmektir. Allah'a hamd etmeyen bir kimse ona şükretmemiş sayılır. Hamd ile şükür arasında büyük bir yakınlık vardır, benzerlik vardır. Bazen hamd yerine şükür, şükür yerine hamd kelimeleri kullanılır. Hadis-i şerifte bu yakınlık şöyle ifade edilir. Hamd şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen ona şükretmemiştir. Ama
aralarında bazı kısmi farklar da vardır. Mesela hamd yalnızca dille yapılır. Halbuki şükür hem dille yapılır, hem kalple yapılır, hem de birazdan söyleyeceğimiz üzere organlarla yapılır. Hamd, nimet bize ulaşsa da ulaşmasa da her halükarda yapılır ama şükür insana ulaşan bir iyilikten sonra sözlü, fiille veyahut da kalpten nimeti verene karşılık vererek yapılır. Aralarındaki bu kısmi farkları da bu şekilde ifade etmiş oldum. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَ عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْاَكَلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا Allah-u Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden razı olur, memnun olur, hoşnut olur. İnsanın en mutlu olduğu an böyle yediği anlardır, içtiği anlardır, keyfinin yerinde olduğu anlardır. Hani bazen böyle açlık ya da susuzluk asabiyete sebep olur, öfkeye sebep olur. Ne zaman ki insan bir şeyler atıştırdığında, bir şeyler yediğinde keyfi yerine gelir. İşte en mutlu olduğu anında, en mutlu olduğu bu anında Allah'ı hatırlayabilmesi, Rabbimizin verdiği nimetlere şükredebilmesi Rabbimizin çok hoşuna gidiyor ve bundan razı olduğunu sevgili Peygamberimizin lisanıyla biz öğrenmiş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, bir diğer şükür de organlarımızla, azalarımızla yapacağımız şükür. Bu nasıl olur? Bütün organlarımızı Allah'a ibadet ve onun rızasını kazanma yolundaki hizmette kullanmak suretiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Allah'ın emir ve yasakları vücudun hangi organını ilgilendiriyorsa o organını buna uygun şekilde hareket etmesini sağlamak gerekiyor. Her organımızın bir şükrü var. Gözlerimizin şükrü var. Nedir gözlerimizin şükrü? Müslüman kardeşimizde gördüğümüz kusurları örtmektir. Haram olan şeylere bakmaktan gözlerimizi alıkoymaktır. Kulaklarımızın bir şükrü vardır. Duyduğumuz ayıpları duymamazlıktan gelmektir. Ya da hak olan şeyleri dinlemek, gereksiz ve faydasız olan şeylere kulak tıkamaktır. Dolayısıyla azalarımızı, organlarımızı Rabbimizin istediği şekilde kullanmak, organlarımızla yapacağımız şükürdür kıymetli kardeşlerim. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz insana sayısız nimetler ihsan etmiş. Hadi bu nimetleri saymaya kalkalım desek, hakikaten hiçbirimizin gücü yetmez. Ayet-i Kerime'de Nahl Suresi 18. ayette bu husus şöyle dile getirilmiş. وَاِنْ تَعُدُّ نِيمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, bunu yapamazsınız, sayamazsınız. Yerde ve gökte ne varsa hepsi insanoğlunun emrine verilmiş. Bu nimetleri veren Allah'tır. Rabbimiz insanın üstünlüğünü pek çok ayette hatırlatmıştır. İnsanlar bunun farkında olmalıdırlar. Rablerine sonsuz şükürde bulunmalıdırlar. Sevgili Peygamberimiz Müslümanları her zaman sabra davet etmiştir, şükre davet etmiştir. Ve buyurmuştur ki, Aceben li emril mümin, müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. İnne emrahu küllehu hayır, çünkü onun her hali kendisi için hayırdır. Ve leyse zâke li ahadin illâ lil mümin, bu da sadece mümine mahsustur. İn esâbetü serra, müminin başına bir nimet geldiğinde, bir güzelliğe kavuştuğunda şekera, şükreder. Fekâne hayran leh. İşte bu onun için hayırlıdır. Ve in esâbetü darra, başına bir musibet geldiğinde, bir bela ile karşılaştığında sabera, sabreder. Fekâne hayran leh. İşte bu da onun için hayırlıdır. Dolayısıyla müminin her hali hayırdır. Bizim başımıza bir güzellik konduğunda hemen Rabbimizi hatırlayacağız. Verdiği nimetlere sonsuz şükürler edeceğiz. Bir sıkıntıyla karşılaştığımızda,
Başımıza bir felaket geldiğinde, bir bela geldiğinde de o belanın yine Allah tarafından geldiğini bilecek, yine sabredeceğiz. Bu da bizim için hayırlı olacak. Kıymetli kardeşlerim, sözlerimi yavaş yavaş tamamlamaya çalışacağım. Rabbimiz insanlara verdiğim nimetlere şükredin buyuruyor. Bunu demesi bile kul için büyük bir nimettir, büyük bir ihsandır. Çünkü şükrün faydası dünyada da ahirette de Allah'a değil kula yöneliktir. Biz şükrü yerine getirdiğimiz zaman faydayı kendimiz göreceğiz. Kul şükrederek Rabbine karşı bir mükafat vermemektedir. Bir ecir vermemektedir. Zaten buna hiçbir varlığın gücü yetmez. Rabbimizin de buna ihtiyacı yoktur. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olacak. Ama kim de küfranı nimette bulunur, nankörlük ederse şunu iyi bilmesi lazım. Allah ganidir, Allah kerimdir. Onun kimsenin şükrüne de ihtiyacı yoktur. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını biz her zaman kendimize örnek alacağız. Bu hususta da onu kendimize rehber edinmeliyiz. O nasıl şükrediyordu? O nasıl şükreden bir kul olmuştu? Bunu iyi anlamamız lazım. Bununla ilgili bir hususu sizlere hatırlatarak sohbetimi bitirmek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz bir gece namaza kalkmış, bacakları şişene kadar, baldırları şişene kadar, ayakları şişene kadar kıyamda durmuş ibadet ediyor. Hazreti Ayşe validemiz onun bu halini görünce, ya Resulallah, gelmiş ve gelecek bütün günahların affedildiği halde niçin kendini bu kadar çok yoruyorsunuz? Niçin ibadete bu kadar düşkünlük gösteriyorsunuz dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap kulaklarımızda çınlamalıdır. Ya Ayşe, efele ekûnu abden şekûrâ. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Onun gelmiş ve gelecek bütün günahları affedilmesine rağmen nasıl Rabbimize şükrettiğini işte bu hadiseden öğrenmiş oluyoruz. Rabbim bizlere de aynı güzelliği ihsan eylesin. Rabbim verdiği nimetlere sonsuz kere şükredebilmeyi bizlere ihsan eylesin. Rabbim anlatılanlardan istifade edebilmeyi bizlere ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hepimizden razı ve memnun olsun. İnşallah bir başka sohbetimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Zal al.